İstanbul'un altını üstüne getiren yağışla ilgili meteoroloji 17'yi de alarm vermişti ve tam da beklendiği gibi oldu. Kuvvetli yağış Yalova, Tekirdağ ve özellikle de Bursa'nın Mudanya ilçesinde çileye dönüştü. Sel sebebiyle deniz bile renk değiştirdi. Benzer kabus öğle saatlerinde başkente de başladı. Şiddetli rüzgarı takip eden sağanak sokakları kısa sürede nehre çevirdi ve ne yazık ki yağış sırasında bir inşaatta devrilen kolonun altında kalan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Haber ekibi olarak işte bu yağışı görüntülemek için dışarı çıkmıştık. Ancak şiddetini o kadar arttırdı ki şu an arabadan inmek mümkün değil. Geçebilecek misiniz peki? Durumda çok zor. Demin az daha boğuluyorduk. Nefessiz kaldım yoğunluktan. Ankara'nın neredeyse her noktasında manzara aynıydı. Önce şiddetli rüzgar, ardından bir anda etkili olan sağanak yağışa teslim oldu başkent. Sağanak yağış doluya çevirdi ve şu an bu sesleri duyabiliyorsunuz. Ankara'nın ana arterlerinde Eskişehir, Konya ve İstanbul yolunda trafik işte bu halde, tamamen durmuş durumda. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda, başkentliler sığınabildikleri yerlerde mahsur kaldı. Kısa süre sonra Ankara sokakları işte tamamen bu hale bürünmüş durumda. Caddeler adeta dere haline aldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Bakın işte bu tarafta da Eskişehir yolunu görüyorsunuz. Göz gözü görmüyor bu kuvvetli sağanak yağışta, ara ara dolu yağışlarının da etkili olduğunu belirtelim. Yoğun yağış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de vurdu. Personel otoparkının tavanı su almaya başladı. Ankara Adliyesi'nde de durum farklı değildi. Etkili olan rüzgar sebebiyle tavan çöktü. Neyse ki yaralanan olmadı. Sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgarlar da etkiliydi. İşte o rüzgarda bakın bir reklam panosu Konya yoluna binlerce aracın geçtiği bu ana artere düştü. Neyse ki orada bir araç yoktu ama hemen yan tarafta bulunan bir aracın üstüne de düşerek araca zarar verdi. Yalnızca 5 dakika içinde Ankara'da hayat durma noktasına geldi. Bu kum birikintileri denize çıkan yeri tıkamış. Yağışa teslim olan yalnızca Ankara değildi. Ağaçlar devrildi, sokaklar suya gömüldü. Bursa'da sabah başlayan sağanak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mudanya ilçesi göle döndü. Derenin denize açılan ağzına şu anda ekipler geldi. Müdahale ediyorlar. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saklanacak yer aradı. Sağanağın vurduğu bir diğer kent ise Yalova'ydı. Gittikçe hızlandı hava yağışı. Araçlar gömülmeye başladı. Esnaf dükkanlarına dolan suyu tahliye etmek için uzun süre mücadele etti. İşe gitmek için yola koyulanlar zor anlar yaşadı. Tekirdağ'da da manzara farksızdı. Sokaklar su altında kaldı. Süleymanpaşa'da 14 iş yerini su bastı. Tepeden giriyor. Süleyman Azgal yapması lazım. Sabah kepenkleri açan esnaf dükkanlarına dolan suyu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yolu yükselttiniz. Yıllardır biz burada esnafız. İki oldu siz bu yolu yaptıktan sonra bizim dükkanlarımıza su basıyor.